Merhaba Monster High hayranları, ben Hunter. Bugün sizlere Monster High'in yeni filmi Freaky Fusion'dan Hybrid Bonita Femur bebeğini tanıtacağım. Ve kutusundan tanıtıma başlayalım. Burada Freaky Fusion DVD 2014 yazıyor. Burası gördüğünüz gibi yıldırımlar şeklinde, elektrikler şeklinde Monster High yazıyor. Burada Hybrid Bonita'nın resmi var, görüyorsunuz. Burada da şu şekil. Hibritler, yani Hybrid Bonita Femur yazıyor. Burada Freaky Fusion acayip dönüşüm yazıyor kendi logosunun içinde. İçeride gördüğünüz gibi bu şekil yapmışlar desenini falan. Gerçekten bebek çok güzel. Burada iki acayip bir arada yazıyor. Bebek ayakta durar yazmışlar. Kutusu gördüğünüz gibi zigzag şeklinde, görüyorsunuz. Burada her zamanki gibi Monster High yazıyor. Ve arka tarafında Bonita Femur iskelet ve kelebek yazmışlar. Daha doğrusu Q gibi olması lazım, özür dilerim. Burada Bonita Femur'ın animasyon hali var. Burada bilgileri yazıyor. Türkçe olan kısmı arıyorum. Yaşım 16. Tarzım canlı renklere bayılıyorum. Alışveriş yapmayı en çok sevdiğim yerler bit pazarları. Hemen yargılamayın. Korkunç havalı ikinci el giysileri buradan bulabiliyorum. Ve onları istediğim gibi süsleyip değiştirebiliyorum. Acayip özelliğim. Kaygılı olduğumda giysilerimi çiğniyorum. Bunun kötü bir huy olduğunu biliyorum. Ama yün katkılı güzel bir kumaş beni gerçekten sakinleştiriyor. Burada Monster High acayip dönüşüm yazıyor. Burada ise her zamanki gibi acayip kızlar geçmişe yolculuk ediyor ve yanlışlıkla birbirlerine karışıyorlar. Okulun yine acayiplerini melezler sayesinde birbirine giren acayip özelliklerini kontrol etmeyi öğreniyor ve Frankie'yi kurtarmak için müthiş bir mücadele veriyorlar. Burada ise her zamanki gibi özgeçmiş ve günlüğü içinde yazıyor. Evet. Kutusunu tanıttık geldiğimiz zaman. Açılmış olacak. Ve geri döndük. Bebeğimiz açılmış durumda ve tanıtıma başlayalım. İlk önce yüzünden başlıyoruz. Ben flash'ı açmak istiyorum. Şu şekil daha net gözüksün. Yüzü gördüğünüz gibi pembe, iskelet gibi dudağı var. Dudağından başlamak istiyorum ilk önce. İskelet gibi dudağı var. Pembe bir ruju var. Mor açıklıklar var. Sanki çatlamış gibi. Kaşı mor. Gözünde beyaz sarı gibi bir far var. Ve üstüne de şu şekil bir farla sim çekmiş, görüyorsunuz. Simli bir farı var. Küpesi yok çünkü kulakları burada, görüyorsunuz. Yarı güve. Yarı da iskelet olduğu için şu şekil kulakları kemikliymiş gibi. Saçına gelmek istiyorum. Saçı gördüğünüz gibi normal yukarıdan toplanmış. Ama toplanmadan önce şöyle bir ayrıntı eklemişler. Gördüğünüz gibi hem buradan hem de kulakların üst kısmından hem de buradan toplanmış. Buradan siyah ve pembe saç arka tarafa doğru şişkin şişirilmiş, gördüğünüz gibi. Ve sonra da arka taraftan toplayıp arkaya atmışlar. Görüyorsunuz saçı yere kadar geliyor. Dümdüz bir saçı var. Saçı yere kadar geliyor. Saçı gördüğünüz gibi siyah. Buradan da bir tane pembe geçiyor. Geri kalan saç ise Abby'nin beyazlıklarından aynısı. Abby'nin beyazlıklarının aynısı. Kafasında şu şekil görüyorsunuz. Tam olarak neye benziyor bilmiyorum ama fiyonklarmış. Kelebekler. Renkli renkli pembe, sarı ve kırmızı kelebekler toka olmuş gibi. Kanadı var şu şekil arkadaşlar. Göreceksiniz, şimdi göstereceğim. Burada iskelet boynu var. Buradan tutturulmuş kanadı. Kendi kendine ayakta durabiliyor bebek. Kanatları sayesinde. Bu şekil kanatları. Belli olur mu bilmiyorum ama canavar yüzü varmış gibi. Kanatları kıvrımlı. Uç kısımlar siyah, yukarıya doğru pembeye dönüşüyor ve şuralarda gördüğünüz gibi şeffaf yeşillikler var. Gördüğünüz gibi bu kısım iskelet, yani kolları falan iskelet, görüyorsunuz. İskelet ama vücudunun geri kalanı normal güve. Buraları hatta tüylüymüş gibi. Tişörtünü görüyorsunuz siyah ve buralar dantelli. Buralarda kemikler belli olsun diye dantelli, fırfırlıymış gibi. Boynu açık, görüyorsunuz. Siyahın üzerinde renkli kelebekler var ve burada da kelebek desenli, böyle kelebekler birleşmiş gibi yeşil bir kemeri var. Tişörtünün alt kısmına doğru da bir etek var. Bu etek gördüğünüz gibi bu şekilde yırtılmış, sanki yenmiş gibi.
Yuvarlak yuvarlak dantelli pembe ve alt kısımda da yine tişörtün devamı siyah üzerine renkli kelebekler var, yırtılmış gibi ucu. Ayaklarını görüyorsunuz, böyle tüylüymüş gibi kat kat. Ayakkabılarını şöyle söyleyeyim, muhteşem, gerçekten muhteşem. Aynı kanatlarının deseni gibi böyle hafif hafif kıvrımları varmış gibi, dalgalanmaları varmış gibi görüyorsunuz. Sarı, böyle fosforlu sarı gibi. Neon renkte görüyorsunuz. Çok güzel ayakkabıları var. Bir beklediğim gibi kanatlarına yardım alarak ayakta duruyor ve kanatlarını gördüğünüz gibi çok güzel yapmışlar. Yanında bu şekil bir sarı sap tarak çıkıyor ama sap çıkmıyor. Dediğim gibi bebek yine ayakta duruyor. Pembe günlüğü var şu şekil. Monster High Bonita Femur bu günlüğün sahibi. Burada günlüğümü okumuş olduğunuzu düşünmek beni geriyor yazmış. Gününü şöyle hafifçe göstermek istiyorum. Okumayacağım. Çünkü Facebook sayfamıza koyacağım günlüğün tamamını. Burada gördüğünüz gibi hakkımda falan demiş. Kendini tanıtmış. Diğer bölümlerde falan başka şeyler yazmıyor. Sadece farklı dillerde. Gördüğünüz gibi pembe günlük. Evet, bugün sizlere Bonita Femur'ı tanıttık. Haftaya başka bir bebekle karşınızda olacağız. Sayfamızı takibi devam edin.